Hürrem Sultan sürgün edilmiş diyorlar. Bir daha dönmeyecekmiş. O yüzden mi gözükmüyorlar hiç? Haremi artık Afife Hatun yönetecekmiş. Kızlar, kaç defa dedim size ayak altında dolaşmayın. Afife Hatun, Hürrem Sultanımız neredeler? Gelmeyecekler mi? Sana ne hatun? İşine bak sen. Perşembe günü Hatice Sultanımızın düğünü var. Vaktimiz yok. Bir an evvel hazırlık yapmamız lazım. Hadi, oyalanmayın. Allah Allah. Bu düğün nereden çıktı ağam? Önümüz bahar. Neden acele ediyorlar bu kadar anlamadım ki. Vallahi ben de öyle dedim hünkârımıza. Maazallah Şeker abi bize kızmasın dedim. Melun. Yahu ne üzüyorsun kendini? Koskoca sultanın derdi tasası sana mı düştü? Sen işine bak. Doğru söylüyorsun. Herkes işini yaparsa bu saray cennet olur. Ama yok, laf dinlemezseniz, hileye, hainliğe devam ederseniz cehenneme çevirmesini de biliriz evvelallah. Mercan Efendi. Hu Mercan Efendi. Unutma ki bu haremin ağası benim. Senin hükmün altın yolun öteki tarafında geçer. Haydi yallah. Bak. Senin yerinde olsam benimle daha iyi geçinirim. Zira senin devrin bitti artık. Bugün varsın, yarın yok. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun? Hele bir yap, hele bir göreyim, hele bir dene. Şeker ağa. Hünkârımız arzdan döndü. Yemeklerini hazırlarsın. Bu arada Mustafa Paşa hasta olmuş. Durumu vahimmiş. Allah Allah. Geçmiş olsun. Nesi varmış? Allah Allah. Bu ki bu kadar bile ama hatta cevap yine. Bir şey öğrenebildin mi? Hayır. Kimse bir şey anlatmıyor. Ancak validemiz hasta değil. Beylik sürgün edilmiş. Ne diyorsun sen Mihrim ağa? Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Kesin tuzak kurmuşlardır. Daha önce de yaptılar biliyorsun. Hatice Sultan. Sadece o değil. Şah Sultan da var. Bir şekilde validemizin geri dönmesini sağlamamız gerekiyor. Acele etme. Hünkârımızla konuşmak mümkün değil şimdi. Birazcık vakit geçsin. İcap ederse bizzat ben giderim validemin yanına. Alıştın sen saraydan kaçmaya. Kes sesini. Başlamayın yine. Sizin hünkârımızın yanından ayrılmanız yasak. Ancak ben gidebilirim. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Sohbet ediyorduk öyle. Annem niye gelmiyor? Gelecek Aslan Şehzadem. Gelecek. Baba. Cihangir'im. Hünkârım bağışlayın. Mani olamadım. Aslan parçam nasılsın? Validem niye gelmiyor baba? Neden orada kaldı? Sen çok mu özledin validem? Benim yüce padişahım, yedi iklimim, nefesim, sabahım, gecem, akan kanın, sebebi cennet, baharım, sevincim hünkâr. Vallahi değil bu saray, bu dünya bana mezar olmuştur. Gözüm yoktur ki göreyim, kulağım yoktur ki işiteyim, dilim yoktur ki konuşayım. Boş odalarda oradan oraya savrulmak yerine, dizinizin dibinde zinciri
vurulmuş olmayı yeğlerim. O nurlu yüzünüzü, deniz mavisi gözlerinizi bir kez daha görebilmek için bu aciz kolunu süremin bir canı ne ki? Bin olsa hepsini feda ederim. Sizden uzakta, nefesinizden, kudretinizden uzakta yaşamak sizi böylesine seven bir zavallı için ağır bir cezadır. Lakin hükmü verin, kılıcı çekin siz olunca bilin ki boynum kilden incedir hünkârım. Size şefaat için yalvarıyorum. Bir kusur için beni unutmayın. Yüce gönlünüzden çıkarmayın. Ne olur.